Merhaba değerli dostlar. Yeni bölümle Bakalım beraberlikteyiz. bize ne hazırlamışsın kaptan. Bir hırsızın sonu. Ama hangisinin? Nathan'ın mı? Sam'in mi yoksa? Diğerlerinin mi? Refin mi acaba? Şöyle şuralara sağa sola bakalım. Paramara düşürürler mi? Hop! Şimdi bu bölümde biraz öleceğimi düşünüyorum. Çünkü diyeceksiniz ki niye? Çünkü tuzak var diyor. Gemiye gitmem lazım büyük ihtimalle benim. Gemiye gidelim bakalım. Allah ödüm koptu. Allah planı vermesin ya. Ödüm patlattın ya. Neden böyle şeyler yapıyorsun oyuncum? Vladimir Putin, sen biliyor muydun bunun böyle olacağını? Kim o? Shoreline ne? Sam! Kesin bir yer daha patlayacak şimdi. Ben gene korkacağım ama neyse. Oo, gemi güzeli be. Allah! Gemi dehşet ya. Sam. Oradan mı gireyim? Oradan gelmedim mi zaten? Yok, oradan gelmedim. Şimdi nereden gideceğim? Tamam, şuradan ineceğim. Hadi ineyim. Hadi tamam. Huhu! Altınlar, altınlar. Şuna bak. İşte hazine. Al oğlum, biraz cebe koy. Koy cebe. Bayansını. Dedi mi bari? Dedi de. Sen kürekliyor mu? Ne yapıyor? Sesler geliyor mu? Arif. Sam nerede? Aa, o burada. Aha. Bak. Sen? Sakin ol, kardeşin yaşıyor. Salak, hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. Reif, Allah seni ya. Sen olsun, tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Yaptığı onca şeyden sonra... Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? Aha, Nadin de geldi. Kesin Ref'i öldürecek bak. İyilik Ben... yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Askerler seni sattıysa sen de onları sat. Öldüreceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate. Biz Nadin'le ortağız. Emin ben misin? Ortağımı ben şöyle aldatmam. Sanmıyorum. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya Nadin çalıştınız. Nadine ne yapıyorsun sen? Silah Şimdi bırak. De sen silahını ver. Sen de geç oraya. Hadi bakalım. Nadin. Bir kez daha sormayacağım. Sormayacağım. Söylemeyeceğim demen lazım. Bu yaptığın çok büyük bir aptal. Saçmalama. Şuraya bak. Nadin yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Ya yüce tanrım tamam, değil o Nadin o. Sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam söyle o zaman. Ever ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. Niye? İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur.
Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa, ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadine, bekle. Görüşürüz Rey. Nadine! Ya Ref, gördün mü? Şu lanet olası kapıyı aç hemen. Rey, gitti artık. Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Hayır. Hayır, olamaz, hayır. Oldu bile, hadi. Sersem için yardım et, ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda bu altınların hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Aha, savaşacağız, kılıç savaşı, hadi bakalım. Tamam, sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırız. Nate, kapa şu çeneni. Eyvah. Senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Ah, aman tanrım. Nathan Drake, Rubulkali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Nathan Drake, efsanevi Eldorado'yu buldu. Hadi ama Ray, yeter. Nathan Drake, bir efsane. Biz niye kılıç alamıyoruz ya? Biz de alalım kılıç. Kılıç al, kılıç al. Tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Yoluma çıkma diye seni uyarmıştım. Hadi biz de kılıç alalım. Lan! Kardeşim soldan sağdan geldiğini anlayamıyorum ki. Ama böyle olur mu? Böyle olur mu? Ben ne zaman vuracağım? Ben niye vuramıyorum? Kılıcın bir tanesi de bana verin. Cık, olmaz böyle ya. Kızdım şimdi bak. Sağdan böyle kaçtı. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Aman tanrım. Nathan Drake, Rubulkali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Evet, Nathan çıkabiliriz. Drake, efsanevi Eldorado'yu buldu. Hadi Ray, yeter. Nathan Drake, bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum, biliyor musun? Ray, hadi. Beni pek sevmiyorsun, tamam ama yapma. O kadar yapma. Şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Sen yok. Bir hiçsin. Değilim. Ha, bunu istiyorduk işte ya. Yardım et sen, sen yardım et. Elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın... Hadi lan baş parmağım koptu hadi. ...sembazın işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. İşte bunu diyorum dostum. O ezikler durumunu o kadar önemsiyorsan... Arkamdan onları da... Angard, kötü. Angard mı? Kılıç kullanmayı biliyor musun? Evet. İşte. Aa, zevkli olur ya. Gel bakayım gel. Ben.
kıpırdama. Ay. Hareket yap. Herif iyi oynuyor, herif iyi oynuyor. Onlarım yorulmaya başladı. Hala keskin. Aaa vur beni. Bak sen ne biçim adamsın pislik herif. Öl artık hadi. Ama sen sürekli vuruyorsun. Üç kere vuruyorsun. Ben de vurmak istiyorum ama. Aman kaç tane vuruyorsun sen? Ama sen şeysin ya, bu Sekiro mu oynuyoruz biz ya? Ha? Uncharted değil mi? Sekiro mu oynuyoruz biz? Neyin mücadelesi bu yani? Bak o vuruyor, ben vuramıyorum ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? O vuruyor, biz vuramıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Yani iki kere vursun, bir sol bir sağ, sonra biz vuralım. Bu hep üç kere vuruyor, biz vuramıyoruz herhalde. Şey olur mu ya? Böyle oyun olur mu? Lütfen yani. Böyle olmaz. Bak gene öldürdü ya. Tabii oyunun sonu tamam, anladık da yani. Herif böyle olmaz, böyle olmaz. O anlaşıldı. Biz 10 kere korunacağız, ondan sonra bir kere de öldüreceğiz, anlaşıldı. Tamam. Tamam, olayı anladım. Karşılamaları yaptıktan sonra Ölüyoruz. Hadi artık Nathan, hallet bu işi. İşte söylediğimi duyduğum Nathan Drake bu. Tamam. Nathan bence öldür, bekletme. Şerefsiz çıktı. Bak şerefsiz çıktı. Ya neydi, sen niye bir şey yapıyorsun? Saftirik adam. Jon Snow gibi oldun kardeşim. Büyüklük hayalleri olan küçük üzgün bir çocuktur sadece. Bu arada Yeskrim'de boktansın. Evet. Elveda. Haklısın. Nathan! Lan! Biliyorsun değil mi? Çok güzel. Vay olmasın sen.
Bu sefer affetme Nathan. Aha kırıldı. Ha, bunu alayım. Tepesine düşecek o kesin. O gözüktü bir kere. Tepesine düşecek kesin. Hepsi. Hazineyi mi istiyorsun Ray? Hepsi senin olsun. Gidiyor herkes. O en son düşen 50 kuruşu da duymadım sanma. 50 cent geldi aklıma. Hani sen seni kurtaralım. Deniyorum. Çok ağır. Bir daha dene. Olmuyor. Bir daha dene. Olmuyor. Hadi. Lanet. Dinle. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır. Başardık. Başardık. Ya dur şimdi, tamam, dur sen öyle sorun şey yapma. Bir dakika. Kurtaracağız seni. Bir dakika. Neydi? Neydi? Gitmen lazım. Gitmen lazım. Olmadı. Bırakamam, seni bırakamam orada. Hayır, bırakma. Nathan, burası havaya uçacak, hadi. Buldum. Ne yaptın? Lan bana. Lanet olsun. Sen başını aşağıda tut. Aha, çok akıllıca. Aferin, aferin, aferin. Kaç kişi bulalım şimdi. Senin manyak herif. Benim gemide gitti ben. Altınlar da gitti. Kesin ölecek ha. Ama hangisi? Neyse. Kayalar kapatmadan çıkabilsek bari. Ya tabii. Olacağı bu ya. Hadi. Hadi, bir beyaz ışık gördük, hadi. Kurtulduk mu sizce değerli dostlar? Kurtulduk vallahi be. Oh, sakinlik. Herkes de küfür ediyor kardeşim ya. Nate! Nate! Hadi tutun. İyi misin? Oh be, dur dinlenelim acık. Buldum. Neredesiniz? Buradayız. Oho! PUBG olsaydı şimdi şey gelecekti, airdrop. Yalnız güzel hazineydi ama hiçbir şey alamadık, o kadar mücadele ettik değerli dostlar. Yani 27 bölümdür uğraşıyoruz, bunun için miydi yani? En azından bir iki parça alsaydık bir şey ya. Olmadı ki. Ne haber? Her şeyi aldın mı? Evet, galiba. Galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin sanırım. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir bıçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet, evet, öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Söz. Teşekkürler sana. Güle güle evlat. Arayı açma olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra bak üstünü değiştirmiş, kazanı pantolon değiştirmemiş. Müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. İğrenç. Ne anlatıyorsun sen? Ama pantol çok hoşuma gitti ya. Alçama renkten. Yani. Pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate.
Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Pek. Düzgün veda edelim kardeşim. Hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Bitiyor değerli dostlar. Tanrı oyun bitiyor. Yapacak bir şey yok. Aşık gibi. Öyle değil mi? Şey var bir de. Bak teklifim hala geçer. Mira neydi ya? Miras peşinde miydi? Böyle iyiyim. Tamam ama bak biz bu konuyu Elena ile konuştuk. İçin rahat ol. Unuttum. Bir tane daha var bu. Ançak. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... Büyük mirasın peşinde miydi ya? Kayıp mirasın peşinde miydi? Evet, kayıp mirasın peşinde. Evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Onu da oynarız sonra. Tersine biraz... İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun... ...sonunda... ...hep içinde aynı hisse kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp... ...neyle devam edeceğini... ...karar vermen gerekiyor. Bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca benden birkaç antik şehir öndesin ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Sağ ol be. işte aracımız da geldi. Evet. Murat 124. Sen nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Vay be. Ateşin var mı? Evet. Victor, sen ne yapacaksın? Evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Tehlikeli mi? Bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Bilemiyorum. Yani bunun tişörtü de güzel yalnız kahverengi. O da güzel. Lan kaşın diyor. Şimdi yaz geliyor artık. Yazın bu kulaklıkla nasıl oynayacağız bakalım oyunları. Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Evet değerli dostlar. Nathan gitti. Daha var mı? Sen bıraktın. Yani yıllar sonra birbirini görmüştük kardeş. Ayrıldılar yani. Olacak şimdi. Bu son bölüm herhalde. Bundan sonra daha devam etmeyeceğiz. Onun için bu bölümü kesmeyeceğim. Bu uzun olduğu kadar uzun olsun. Abi de mühürlere basıyor kardeş. Hey günaydın. Gerçekten. Bu dayıyı hatırladınız mı? Gerçekten de öyle. İş vermişti Nathan'a ama kabul etmemişti Nathan. Tamam dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Daha iyisi. Jameson Marine'i satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. Peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Kesin Nathan da satın aldı. Kalacak mısın peki? Hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya filan gideceğim. Senin için sevindim. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? Sensin. Aha. Ne? Hayır ciddiyim ben. Evet cidden. Bekle Jameson. Bekler misin bir? Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim tamam, bile. Şey bu. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Razı olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam.
Sen cidden James'in Marine'i mi alıyorsun? Biz James'in Marine'i alıyoruz. James'in Marine. Ha, tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yakalanırız dedim. Hayır, hayır. Aha. Tat, bak, Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena, yasa dışı bir iş almak mı? Bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi şaka ki? Şaka yapıyor. Bak. Ha, izin almış. Bu sabah geldi. Yasal mı bu? Evet. Yasal işte. Eski bağlantılarım Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Güzel iş. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Ay. Hadi. Aha. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Ben siz almadınız mı oradan hiçbir şey? Geri zekalılar size. Bir sürü vardı yani. Aptallar. Sam. Sizi herifin teki. Evet. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Kadın da biliyor ya. Huylu huyundan vazgeçmez yani. Yalnız Nathan'ın giydiği pantolon, kazak, modlar güzel yani. Hoş gerçekten oldu. Macerayı özledim. Bizi özledim. Adam yakışıklı da ya. Biz saç yok, baş şimdi yok bizde baksana. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve abimi de alalım mı? Abimi de alalım, ne olur. Tabii ki. O çok pahalı kamera. Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Bırakma, bırakma. Hayır, 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 hayır. James'in çocuk şaşı oldu bak. Bir heyecandan mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. Tabii ki. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Kolay olsa herkes yapardı. Ben de bir şey söyleyeyim. Arada ben de kaynatayım. Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. Ama ben de yapamam. Evlerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki sırayla o zaman. Tamam. Ya da... Ya da çarşı karışırız. Cidden evet değerli dostlar. Güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Gerçekten çok beğendiğim bir oyun oldu Uncharted. Eski serileri de oynayabilseydim keşke ama o zaman hem PlayStation yoktu. Hem de bu kadar oyun dünyasına yakın değildik yani. Oyun dünyasına yakındık ama satmamız imkanımız yoktu. Öyle mi? Çok güzeldi valla. Kayıp mirası peşinde miydi ya? Öyle bir şeydi herhalde. Onu da oynarız Uncharted'ın. Bundan sonraki Nathan'sız oyunu olan. Aha. Evet dostum, niye koşmuyorsun? Evet. Kaçabileceğiz mi bakalım bu sefer? Kaçabiliyor çünkü parayı yaptılar ki oyunun sonu diye büyük ihtimalle.
Ama ezildik. Ay bunu Leon açar mı bize ya? Kesin bunu oynamamız lazım ki sonu var bunun. Zıpla, zıpla, zıpla Mahyen. Onu şey yapmayın. Ya bu ne işkencedir arkadaş ya. Oyunu güzel bir şekilde bitiremeyecek miyiz biz yani? Kesin Nathan oynayacak bunu. Sonunda kazandım falan filan. Of! Heh, bitir artık yeter. Tamam. Bitsin artık hadi. Şöyle ya. Evet, Nathan için güzel ev, gitar, resimler, çerçeveler. Ev geniş ama ev güzel ev. Ana, bu kim? Çocukların mı yoksa? Nerede bunlar? Vay, bak sen. Kapanış. Hadi bakalım. Klasiklerden. Tamam. Klasiklerden. Evet. Bütün evi mi dolaşacağız? Hadi bakalım. Nathan'ın ve tabii ki eşinin kızcağızı. Baba. Millet. Hey. Kimse yok. Köpek kuruldu ama. Müzik mi? Bakalım sende ne var? Telif yeriz, çalma. Çalma telif yeriz. Annemin müzik zevki de garipmiş. Ama bu güzelmiş. Çalma. Galiba bizi terk ettiler. Çamaşır mekanı nedir ya? He, bir şey gösteriyor orada. Bakalım. Tamam. Ama başka yok bak. Köpek de ne korkunç ya. Bir tane daha mı istiyorsun? Pekala. Ama bugünlük bu sonuncu bak. Tamam mı? Tamam. Oku. Kalabalık bir Havana sokağındaki ufak bir kafede oturmuş, muhtemelen hayatımda içtiğim en iyi espressoyu içiyoruz. İş yok, peşinde kovalayan yok falan filan Victor. Dolapta bir şey var mı? Gel bakalım buraya. Ne gel bakalım? Ona bakmıştık. Ona baktık. Başka bir şey var mı? Ya gidip dışarı çıkmalıyız. Ama ne güzel girişler var değil mi? Yemek masası. Artı işte hey. Oda falan. Evet. Ooo ev deniz hocam. Kıyısındaymış. Hama binebiliyoruz. Hama binelim. Binemiyoruz. Aynen. Harika bir gün. Geriye bence sadece bizim ekip kalıyor. Gemiye doğru gidelim bakalım. Eve bakayım uzaktan. Baksana ev ne güzel ya. Kimse var mı? Boş. Tamam. Güzel. Malzemeler hazır. Tamam. Yemekler burada. Ama bizimkiler nerede? Baktık ya. Bir de mi bakacağız?
Buraya giremiyoruz demek. Bunlar nerede acaba ya? Komşuya gidelim. Komşuda kim var acaba? Burası da temiz. Tamam. Öyleyse bekleyelim. Bunlar planı yapmışlar, gitmişlerdir belki. Böylece aranacak alanı biraz daralttım. Burada bir şey yok. Evet, bu bölümü artık gereksiz diyeceğim ama bilmiyorum, kapanışı böyle yapmışlar. Çözmüşsünüz. Çözmüşler mi? Nereye bakıyorsun? Dur bir dakika. Şurada bir mi al. O ne? Vay. Güzel temizlemişsiniz. Aha, bu kesinlikle en sevdiğim kazıydı. Aa evet. Bunda Sally ile takılıyorduk. Tamam kes. Ay her tarafı gezeceğiz mi böyle kardeşim ya? Komikmiş. Hı hı. Aha anahtar. Anahtarlarını unutmuş. Yani? Kesin olmayacak. Bir dakika. Ne var lan? Ah, biliyordum. Bu da ne böyle? Babam bunun için neler çekti biliyor musun? Biraz garip. Ve havalı da. Yerine koydu ama sen yerine koymadın. Aşağı koydun. Ne öyle şey yaptın? Annesinin günlüğü. Selam. Ay. Aha. Okuma, hiç okuma. Biz gittik, bir şey yok. Okuyacağız bile, tamam hadi. Okumak istemiyorum kardeşim. Henry Avery. Guns ve Avery. Avery'nin hazinesini mi arıyordunuz? Allah. Olamaz. Baban mı bu? Baban tabii. Sig Barbis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Ha. Bu da ne böyle? Eyvah eyvah, kız yandı. Olamaz. Lanet olsun. İşte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Burada ne yapıyorsun böyle? Size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Yaşlanmışlar ama. Ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece ne oluyor Cassie? Hı-hı. Tamam.
kızmak yok. Olamaz. Hayır. Hey, kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Öğrenecek bir şekilde Nathan'cığım. Kızma kızıyordu yani. Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Uydurma. Sadece şey, Sally ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Bir de tüfek vardı. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklar mı? Hani bir şey görmemiştin. Kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. Nate, konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Hadi, hadi anlat. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Sam'le sen bu işlere girdiğinizde daha farklı. Bu daha farklı, bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Yani. Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Ha ha ha, komik. Anne. Pekala. Bir deneyelim bakalım. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyor. Evet, ama yakışıklı bir sahtekar. Hayır, henüz tanışmamıştık. Biliyordu, biliyordu. Sahtekar dedi ki, Gezi'yi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. Çocuklar, durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra evet. Da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, aynen öyleydi. Hadi be! Kibarca. Olamaz. Daha iyi. Pekala, devam edin o zaman. Değil miydi ya? Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekrardır. Rüzgar da bizde. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse. Bence de. Bak ben aynı fikirdeyim. Bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günü ve bir harita vardı. El Dorado makine. Yani altın şehir. Efsane öyle. Ama anlaşılan sadece bir hikaye şu. Evde lanetli. Yok artık, ciddi misin? Evet, ciddi. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizim konuşmamız. Tam o harita. İyi gidi günler. Yalnız oyun Game of Thrones'un final sezonu gibi oldu yani. Final böyle hiç güldürmedi yani. Yani bir oyuna sanki böyle firma veda etmek istememiş gibi veda etti yani. Naughty Dog'a teşekkür ediyoruz bu güzel oyunu bizlere sunduğu için. Vallahi helal olsun ya. Bruce, tebrik ediyorum. Neil, hadi bakın. Rob, Eric, kendinize iyi bakın değerli dostlar. Yeni oyunlarda, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Neler olacak acaba? Go go go. Roger Dead, sen sağdan ben soldan.